Arkadaşlar 11. sınıf elektriksel kuvvet konusunu anlatımını yapacağım. Map kitaplarını tarayarak yapacağım bunu. Ee, çünkü piyasada 3 tane map kitabı var. Hemen size göstereyim. Ebe 11. sınıf fizik yazarsanız karşınıza bu sayfa gelecek bakın. Burada gördüğünüz gibi 3 tane 11. sınıf kitabı var. Bunlardan birisi tutku yayıncılığa ait. Biri e, devlet kitaplarına ait yayın olarak. Ve bu ikisi Anadolu liselerinde okutulan kitap. Bir de yine devlet, yayın, devlet kitabı olan e, fen lisesi için hazırlanmış başka bir kaynağımız daha var. Üç kaynakta da konu aynı olsa da örnekler ya da işte günlük hayatta ilgili bazı şeyler, bilgiler farklı farklı aktarılmış. O yüzden taramanızda fayda var. Cebinizden bir sürü para çıkarak bir sürü bir sürü kitap alıyorsunuz ve bunları e, içinde boğulabiliyorsunuz bazen. Çünkü müfredat dışı şeyler olabiliyor kitaplarda. Sizin Sınava hazırlanırken referanslarınız bu üç kitap olmak durumunda. Bu üç kitaba bakarak ne müfredatta var, ne yok, hangi kazanımlar önemli anlayabilirsiniz. Ebadan cep telefonunuza da indirebilirsiniz, tabletinize de indirebilirsiniz arkadaşlar. Mutlaka sınavdan önce taranması gereken kaynaklar MEP kitabıdır. Ee, indirdiniz diyelim, açtınız, baktınız ne yaptınız 3 hafta var sınava. Şöyle bir okuyun her gece 2-3 sayfa okuyun yani. Tamam? Oradaki örneklere dikkat edin. Çünkü geçen sene AYT'de dediğim gibi bir tane soru bu kitaplardan birindeki bir örneğe çok fazla benziyordu. Hatta LGS sınavında, Lise Giriş sınavında çıkan bir soru da yine e, kitaplardan birindeki örneğe çok benziyordu. Şimdi öncelikle Tutku Yayıncılık kitabıyla başlıyorum. Burada elektriksel kuvvet ne işe yarar diye bir başlık atmış. Girişi bu şekilde yapmış. Mesela diğer kitap e, Devlet kitabı farklı bir giriş yapmıştı Heh, Bu kuvvet ve elektrik Alan tanımıyla başlamış Fenlisesi kitabı. Devlet kitabı doğrudan Kuvveti göstererek başlamış Hiç e, örnek Günlük hayatta ilgili bir örnek vermeden Eleştirmiyorum Hepsinin farklı farklı Ön planda olan şeyleri var Konu elektriksel kuvvet Tamam bir sürü bir dünya e, Hesaplama yapacaksınız ama ya sınavda günlük hayatta ilgili bir soru gelirse ki bu aralarda sınavın favori soru tarzı bu biliyorsunuz. O zaman böyle yakalı veriyorsunuz. Özellikle fen lisesi öğrencileri acayip matematiği sevdiğiniz için takır takır hep böyle sorulara alışıyorsunuz. Sonra yorum sorularında ters köşe oluyorsunuz. Lütfen dikkat edin. Mesela burada verilmiş bakın bir örnek. Fotokopi makinesindeki toner elektriksel kuvvetlerin etkisiyle kağıda yapışır. Olay nasıl gerçekleşiyor? Bunda Nihat Bilgin'in 10. sınıf kitabı vardı. Çok eski bir kitap. Orada görmüştüm. Bir oradan size göstermek istiyorum. Ee, şöyle bakın çizimler var burada. Ne oluyor? Bir bakalım. Bu silindir bölümü arkadaşlar. Makinenin içinde böyle dönen bölüm. Bu silindir bölümün üst kısmı, şu kısım fotoiletken maddeden oluşuyor. Yani ışığı gördüğünde iletken hale geçen bir madde bu. E, yanlış hatırlamıyorsam, hatırlamıyorsam silisyumdan mıydı? E, yok, selenyumdan. Evet, selenyum gibi bir elementten yapılmış. E, yüksek gerilim altında, şöyle, ne yapıyoruz? Bu üst yüzeyi yüklüyoruz, negatif yükle. Sonra, bakın, şuraya geliyoruz. Burada, şu aslında şey, camın iç kısmı. Fotokopi makinesinin üzerine hani kapağı açtınız, kağıdı yapıştırdınız ya, kağıdı koyduğunuz yerin altı. Kağıda dikkat ederseniz düğmeye bastığınız zaman böyle yemyeşil bir ışık çıkıyor oradan. Çünkü ne oluyor? Şöyle bir şey oluyor. E, o ışık sayesinde kağıda doğru gönderilen ışık kağıdın beyaz kısmı tarafından aynen geri yansıtılıyor. Ancak kağıdın yazılı olan e, baskılı kısmı siyah olduğu için ışığı yansıtma özelliği değil, absorbe özel, e, absorbe yutma özelliğine sahip. Dolayısıyla kağıt üzerindeki yazılı kısım ışığı emiyor, geri yansıtmıyor ama beyaz kısım yazısı olan yerler ne yapıyor? Işığı aynen şuralar bakın, şu boşluklar ışığı aynen yansıtıyor. Yansıyan bu ışın e, bizim az önce fotoiletken dediğimiz maddeye ulaşıyor. Bakın bu fotoiletken maddeye ulaştı. Her yere eksi yüklüydü onun. Işığın düştüğü o beyaz yerler bu fotoiletken maddenin ışık gelmesi sonucunda iletken hale geçmesini sağlıyor. İletken hale geçen maddemiz ne yapacaktır? buradaki elektronları iletecektir arkadaşlar. Dolayısıyla ışık düşmeyen ve iletken hale geçemeyen şu kısımlar aslında bizim bu metindeki yazılarımızı anlatan kısımlar olacak ve onlar negatif yüklü olacaklar. Sonra ne olacak? Toner dediğimiz malzememiz pozitif yüklü olarak bu kağıdın, silindirin, kağıdın diyorum özürüm, silindirin üst kısmına püskürtülecek. Tabii pozitif yüklü toner parçacıkları negatif yüklü olan şu yazı yazının hani e, yazının o izine ne yapacak yapışacak. Tutundu her yer böyle siyah 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 oldu böyle de yazı desenimiz ortaya çıkmış oldu. Sonra bunu yüksek basınç ve sıcaklık altında kağıdın üzerine pres yapıyoruz. Ne yapıyor toner tamamen o e, eksi yüklerle artı yüklerin birbirini çekmesi sonucunda oraya ne yapmış oluyor yapışmış oluyor. Ve bunu hop makinanın ucundan alıyoruz. Bu sırada tekrar silindirin plastikten orada bir plastik uç var. Silindir plastik uçla tekrar ne yapıyor? Sürtünme kuvveti sayesinde eksi yüklü hale geliyor. İkinci fotokopinin basılması için taranması için yani yeni sayfanın taranması için hazır hale getirilmiş oluyor. Bu fotokopi makinesinin çalışma prensibinde elektriksel kuvvetlerin etkili olduğunu gösterir bize. Bakın bir örnek daha vermiş. Lenslerde kullanılan plastik göz yaşındaki protein moleküllerini elektriksel kuvvetlerle çeker. Yani bizim işte öğrencilerimiz ne yapıyor artık? Yeni nesil insanlar artık günlük hayatta gözlük kullanmaktan zorlandığı için lens kullanmaya başlıyorlar. Lensin göz bebeğinize oturabilmesi için ne gerekiyormuş aslında? Elektrostatik kuvvet yasaları gerekiyormuş. Ve günümüzün en büyük problemlerinden biri çevre kirliliği. Biliyorsunuz ki tüketim çılgınlığı sonucunda bir sürü fabrika her gün bir sürü atı ne yapıyor? Atmosfere yayınıyor. E, dolayısıyla hava kirliliği oluşuyor. Bu kirliliğin önüne geçebilmek için de yine elektrostatik kuvvet sayesinde e, bir düzene kazılanıyor. Filtreler, baca filtreleri. Oradan atıklar dışarı doğru fırlatılırken <laughs> bir şekilde onların yüklü olan, yüklü hale getiriliyor ve filtre tarafından ...o yüklü olan işte is ve kurum tozları... ...bir şekilde ne yapılıyor? Filtrelere yapışılıyor. Yapışılıyor değil, yapışıyor. Ee, böylelikle salınan gaz... ...içindeki pisliği arındırılmış... ...bir gaz hale dönüşmüş oluyor. Tabii ki maliyeti biraz fazla olduğu için... ...çoğu fabrika bunu kullanmak istemiyor ama... ...kullanmak zorundalar. Dünyaya... ...gelecek nesillere... ...bu dünyayı temiz bırakmak zorundalar. Dünyaya saygı duymak zorundalar. Tüm canlılara, tüm insanlara... Bu bizim borcumuz arkadaşlar. Temiz bir çevre bırakmak zorundayız. Biz yaşadık, onlar da yaşamalı. Devam edelim bakalım. Yine bakın elektriksel kuvvetle ilgili şurada bir örnek varmış görsel. Saç boyası elektriksel çekim kuvvetiyle saçlara yapışıyor. Wow. Demek ki bu kuvvet olmasaydı dip boyanız gelmiş, bilmem ne hanım. Demeyecekti kimse. Benim halam <laughs> bugün ...apartmanla böyle aşağıdan gidiyoruz... ...yukarıdan komşu sesleniyor... ...Sekine Hanım, Sekine Hanım... ...halam da şöyle baktı sanki bir şey diyecek... ...yani bir şey duyacak ne oluyor diye... ...dip boyanız gelmiş Sekine Hanım... ...diyor kadın. kadın... ...ayıp ya bütün herkese duyurdun yani... ...Aline bir de megafon verseydik... ...evet neyse... ...mesela... ...şu örnek... ...bakın kullandığımız metallerin elektrostatik kuvvetler yardımıyla... ...boyanması hem estetik hem sağlık açısından önemlidir diyor. Ve LGS sınavında, lise giriş sınavında geçen sene soruyu patlatı veriyor arkadaşlar. Geçen sene çok tartışıldı. Fizikçiler, fen şey fen bilgisi öğretmenleri gruplarda sorunun yanıtı ile ilgili ciddi tartışmaya girdi. Ben de Zümremle bayağı bir tartışmıştım bu soruyu. Açın bakın soruyu arkadaşlar. <laughs> fen bilgisi boya sorusu diye göreceksiniz. Yani bir araba mesela e, fabrikada üretilirken nasıl oluyor da o boya yüzeye homojen bir şekilde dağılıyor. Yani pütür pütür olmuyor. Birisi çok katman milimetrik de olsa farklı boya kalınlığı oluşmuyor. Sebebi metal araba yüzeyini yüklemeniz ve püskürttüğünüz boyayı da arkadaşlar ayrı bir e, şöyle diyeyim. Boyamız mesela püskürtülüyor ve kendisi atıyorum pozitif yüklü. Dolayısıyla boyalar ne yapar havada süzülürken böyle giderken birbirlerini iterler aynı cins oldukları bu için. Ve e, bir şekilde etrafa doğru dağılırlar. Ancak bu dağılmada boyanın arabaya yapışması için de boyayla ters yüklü bir şeyin olması lazım. Yükün araba yüzeyinde olması lazım ki boyayı kendine doğru ne yapsın çeksin. E, çok güzel bir soruydu. Allah böyle güzel soruları nasip etsin size çözdürmeyi. Tamam. mı? Başka ne örnek vermiş? İyon mikroskopları elektriksel kuvvetlerin kullanımı ile çok küçük parçacıkların daha net görülmesini sağlar. Mesela bu örneklerle ilgili bir sözel soru gelebilir. Aşağıdakilerden hangisinin çalışma prensibinde elektrostatik kuvvetlerin etkisi den bahsedilemez? Diyebilir mesela. Bunları aklımıza tutacağız. Evet, sonra bakalım burada bir deneysel sürece giriyor. Burada bir deneyler yapıyorlar. Ee, tutku kitabımız. Ondan sonra da bir düzenekten bahsediyor. Bakın şu düzeneğe bir bakalım. Elektriksel kuvveti yasasını bulan kişi arkadaşlar. Charles Augustin de Coulomb diye birisi. Bu kişi bu düzeneği tasarlayıp aslında tasarlayan başkası da olabilir ya. Çünkü bir yerden birisi öncesinde çalışma yapıyordu bunun üzerine. Bizimki de alıp bunun üzerine bir şeyler ekliyordu. Bilim adamları ne yapıyorlar? Hep böyle şeyler yapıyorlar. Einstein'ın mesela ve Newton'ın e, yaptığı gibi. <laughs> Heh. Bu düzenek burulma sarkacı. Bakın burada bir burulma sarkacı. Şu kısım sarkaç düzeneği ve bir e, telle bağlı sistem. Bu telin ucunda bir terazi var. Bu terazinin iki tarafında da yüklü parçacıklar var dengede şu anda. Ve bir şekilde burada da sabit tutulan bir yükümüz daha var bakın. Eğer şu ikisi arasında bir itme kuvveti oluşursa sistemde bir tork etkisi yaratır. Ya, oluşur. Tork etkisiyle de sistem şu e, şeyin ucunda, telin ucunda dönmeye başlıyor arkadaşlar. Ne kadar çok dönerse aslında bu neyi anlatıyor bize? Sistemin o kadar büyük bir kuvvete maruz kaldığını anlatıyor. E, bu dönme miktarı açısı e, ile ilgili bu antayı ne yapıyor bizim? Klon dediğimiz arkadaşımız zamanında ortaya atıyor. Şimdi ben bu sistemi bir size animasyonunu açacağım YouTube'dan. Şu şekilde ararsanız çıkıyor arkadaşlar. Clone Balance Experiment diye. Ee, <laughs> şimdi bakıyorum bu sistem. Bir hemen açalım. Bir dakika. Evet burada. Bakın terazimiz. Yükledik şu parçayı. Yüklendi. Kimle bununla aynı cins yüklendi. Ve hop bir kuvvet etkisiyle ne yaptı? Geriye doğru açıldı. Sonra bir gidip gelme hareketleri oldu. Açılma miktarı da buradan gösteriliyor. Buruldu aslında. O telimiz buruldu. Hani burgu makarna vardır ya. Şimdi onunla ilgili bu düzenekle ilgili kitabımıza geri dönüyorum anladıysanız. Kitabımız ne diyor? Ee, bizim burada bulduğumuz gene, genel sonuçlar diyor. Hani orada deneyler yapmışlardı. İşte Kulon şekil kiteki burulma sarkacını kullanarak 1785 yılında detaylı olarak ölçtü ve bu ölçümleri matematiksel olarak ifade etti. Kulon yaptığı deney sonrası durgun iki yükün birbirine uyguladığı elektriksel kuvvetin özelliklerini şu şekilde sıraladı diyor birinci özelliği neymiş? Cisimlerdeki yüklerin çarpımı ile doğru orantılı. Yani iki tane şu topumuzun cismimizin yüküyle doğru orantılı yükleri çarpımıyla. Birazdan onu göreceğiz gözümüzle. Yüklü cisimleri birleştiren doğru boyunca olup aralarındaki uzaklığın karesi ile ters orantılı. Yani yükler arasındaki mesafe arttıkça bu mesafenin karesi ile ters orantılı bir kuvvetmiş bu. Aynı işaretli yükler için itme, zıt işaretli yükler için çekme yönündedir yüklerin arasındaki ortama bağlıdır. Yani buranın ortamı işte hava değil de başka bir şey olduğunda bu kuvvet değişime uğruyormuş. Coulomb kanununa göre elektriksel kuvvetinin büyüklüğü cisimlerin yüklerinin çarpımı ile doğru orantılı, uzaklığın karesiyle ters orantılıdır. Bu kuvvetin büyüklüğü böyledir diyor. Şimdi biz bunu beraber bulalım. Ee, Colorado Üniversitesi'nin hazırladığı bir yazılım sayesinde gelin. Siz de eğer vakit bulursanız arkadaşlar, Colorado pet yazarsanız karşınıza bir sürü Bakın şuradaki pet yazarsanız bu tarz şeyler çıkacak. Deneyler yapabilirsiniz buradan. Makro boyutta inceleyelim. Ee, şimdi bakın bunlar yükleri anlatıyor. Burada da oyuncaklarımız, oyuncak adamlarımız o yüklerin harekete geçmesini engelleyen dengeleyici kuvvetleri e, oluşturacaklar. Yük 1'in mikro klon cinsinden yük miktarı, yük 2'nin yük miktarı bunları ben seçeceğim. Buna bağlı olarak da kuvvet büyüklüğünü irdeleyeceğiz. Ve aralarındaki uzaklıkta işte santimetre cinsinden verilmiş. Ve hesaplamalar da burada yapılmış. Küsüratlı bir sonuç çıkıyor. Onları yuvarlayarak kıyas yapacağız. O küsürat sonra neden geldiğini göstereceğim. Anlatacağım daha doğrusu. Şöyle bir yükleri yaklaştıralım bakalım. Aralarındaki mesafe şu an iki birim olsun. Aklımızda bulunsun. 2 birim mesafe var. Şöyle yükü getireyim. Evet. Yüklerden biri sıfır olunca bakın hiçbir kuvvet söz konusu değil. Çünkü... Yutan eleman bir etkisi olmuyor. Şunu getirelim. Ne yapalım? Bir oluyor mu? Bir tane daha azaltalım. Bunu da bir yapalım. Evet şurada bu arada böyle gırt diye bir ses geldi. O gaz sesi değil arkadaşlar. Benim sandalyemden arada bir çıkan bir ses. Sınıfımdaki sandalyeler gibi aydı. Ee, yanlış anlamayın yani. Yani sallamayız öyle. Tamam mı? Evet şimdi şu yükleri birazcık arttırayım. Hadi görebilelim kuvvetlerin büyüklüğünü. Çünkü şu anda çok küçük. Vidi tut tut. Altı yaptım. Vidi vudu vidi tut tut Bunu da altı yaptım. iki yük altı mikro kulonken uygulanan kuvvet yaklaşık 800. Aklımıza dursun. 800 civarı bir şeymiş bu. Ben yüklerden birini yarıya düşürsem. Ha, bu arada yüklerimin ikisi de pozitif bakın. Pozitif olduğu için itme kuvveti. 2 numaralı küre 1 numaralı küreyi ne yapıyor? itiyor 1 numaralı küre de 2 numaralı küreyi itti adamlarımız da bu kürelerin birbirinden uzaklaşmasına engel olmak için küreleri itiyorlar ki şu küre üzerindeki net kuvvet şu anda nedir? Sıfır. Adamları yok sayarsam aslında bu elektrostatik kuvvetler yüzünden birbirlerinden uzaklaşacak bu iki küre. Yani aynı cins yüke sahip yükler birbirini ne yaptı? ittiler. Evet yüklerden birini 3 yapalım. 800 unutmayın. Evet 3'e düşürdüm. Bakın 404 oldu. 800, 800'ü 404. Yarıya düştü. Yüklerden biri yana inince kuvvet de yarıya indi. Demek ki yüklerden biriyle doğru orantılı. Peki ötekini de yarıya indirelim. Onu da 3 yapalım. Bakın 800'dü. 2 kuvvet birden yarıya düştü. Demek ki toplamda sistem 800'den 200'e düşüyorsa 4'te 1'ine düştü. Bu yarıya indi, bu yarıya indi. Yani toplam yarıya inme miktarı aslında çarpım bakın. 1 bölü 2, 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 4 yaptı. Her bir yükün yükle doğru orantılı. Başka bir de işte yükler çarpımıyla doğru orantılı. Az önce yükler çarpımı 6 kere 6 36 idi. Şimdi 3 kere 3 9. Yükler çarpımı 36'dan 9'a 4'te 1'ine düşünce kuvvet de 800 202'ye yani 4'te 1'ine düştü. Formülümde demek ki iki yükün çarpımıyla doğru orantılı bir kuvvetim var. Bunu buldum. Peki uzaklıkla ilişkisini inceleyelim. Uzaklık şu anda 2 birim. 2 birimken kuvvetim 4, 204. Bu kuvveti 2 katına çıkaralım. Hop, kuvvet bakın 50'ye düştü. 200'den 50'ye. Uzaklık bir birimdi, kuvvet 200'dü. Uzaklık iki birim oldu, kuvvet 50'ye. Uzaklık iki katına çıkarken kuvvet dörtte birine düştü. Yani uzaklığın karesiyle ters orantılı bir kavram çıkıyor karşımıza. Hatta uzaklığı üç katına çıkaralım bakalım. Evet şöyleyken, iki birimken 200'dü. Dolayısıyla 6 birimken 9'da birine düşmeli yaklaşık olarak. Çünkü 3 katına çıkarırsam uzaklığı uzaklığın karesi 9 yapar. Kuvvette 200 bölü 9'dan yaklaşık böyle bir sayı yaptı. Evet 20'ye yakın bir sayı. O zaman formülümde uzaklığın karesiyle ters orantılı bir kuvvet bulabilmem için ne olmalı? Eşittiğim bir tarafı şu taraf olsun. Ne tarafı ben? Burası F olsun. F'in karşısında Böyle bir çizgi çizdim yukarıda yüklerin çarpımı var aşağıda da uzaklığın karesi var. Bir de burada e, dikkate almamış bunu ama ortamla da ilgili arkadaşlar bu kuvvet. E, bu kuvvetin en büyük değeri boşlukta yine boşluğa yakın olarak havayı biz boşluğa yakın bir değer alıyoruz. Ve havada gerçekleşir yani günlük hayatta burada yapıyorsak bu deneyi. İki iki yüklü cisim birbirine 10 Newton'lık bir itme kuvveti uyguluyorsa siz bu ortamı değiştirdiğinizde su yaptığınızda cam yaptığınızda şu yaptığınızda bu yaptığınızda mutlaka bu kuvvet artık azalacaktır. En büyük kuvvet etkisi boşlukta görülüyor. Şimdi artık bitti bu kısmımda. Umarım anlaşılmıştır. Şimdi geldim Fen Lisesi kitabına. Burada farklı bir şeyden bahsediyor. iki kitapta olmayan bir şeyden. Hemen bakalım elektriksel kuvvet ve elektrik alan. Elektrik yüklü noktasal cisim. Bu konuda arkadaşlar konu elektrik alansa elektriksel kuvvetse yükleriniz noktasal. Benim gibi toparlak kocaman bir şey değil bir top büyüklüğünde değil. Noktasal minik şeyler bu yüklü parçacıklar tamam. Ötekiler biraz karışık olduğu için hiç girmiyoruz. Belki üniversitede görürsünüz fizik okursanız. Elektrik yüklü noktasal cisim merkezi kendisi olan. Küresel uzayda ışık hızıyla yayılan sürekli bir elektrik alan meydana getirir. Şimdi bir tane yüklü parçacım var. Bunun etrafında ışık hızıyla yayılan bir elektrik alan var. Işık hızıyla yayıldığı için ben onu sürekli görüyorum. Yani kesikli çizgilerden oluşamaz. Elektrik alan çizgileri süreklidir. Şimdi mesela ışık var bakın. Bu ışık bir yanıp bir sönüyormuş gibi mi geliyor? Etrafta ışık parçacıkları mı görüyoruz? Yani böyle bir bütün değil mi? Çünkü ışık hızıyla yayıldığı için o kadar hızlı ki ben onun böyle e, gözümünü bir bütün olarak görüyorum hızla geçtiğinde. Hani çizgi filmde olur ya böyle bir fı, harekete geçecek birisi hızlanır 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 diye geçer ya da arabalar diye geçer. O geçişte biz arabayı uzun bir çizgi gibi görürüz mesela sürekli görürüz. Yükün elektrik alanı ha bu arada elektrik alanının oluşma sebebi neymiş yüklü parçacıklar. Yükün elektrik alanı çevresindeki uzayı dolduran vektörel bir büyüklüktür. Elektrik alan ve elektriksel kuvvet vektörel büyüklükler yani yönleri var arkadaşlar. Evet. Burada bir yüklü parçacık varsa et, bak yine sandalye aynı sesi çıkarttı ben yapmıyorum. Etrafındaki elektrik alan yönlü bir büyüklük. Elektrik yüklü şunu bir şey yapalım şuraları çizelim. Elektrik a -a, niye çizemedik ya neyse elektrik yüklü tüm cisimler için böyle bir alan söz konusudur diyor varlığı söz konusudur. Yani atomun içindeki elektronun da aslında etrafında ne var bir elektrik alan var. Evet onu demiş zaten. Aynı türden elektrik yüküyle yüklenen cisimler birbirine bunu hepsini çizdim gitti. İtme kuvveti uygularken farklı türden elektrik yükü ile yüklenen cisimler birbirlerini çekerler. Yükte, bunu da elektrik alan konusu daha ayrıntılı göreceğiz. Yükte iki cisim arasındaki kuvvet onu burada göreceğiz. Şunu burada göreceğiz. Şimdi ne görüyoruz abi? Şimdi de bir şeyler görüyoruz işte. İki cisim arasındaki kuvvet etkileşimi yüklerin karşılıklı oluşturduğu elektrik alanlar aracıyla gerçekleşir. Bunu manyetizmada da göreceksiniz arkadaşlar. Burada bir yük var. Bu da etrafta bir elektrik alan oluşturdu. Ha şurada bir yerde de şu aha burada da bir elektrik alan var. Mesela çünkü her yerde var ya. Ben de başka bir yükü geldim bu elektrik alanın üstüne oturttum. Dolayısıyla bu yük artık bu elektrik alanda bir kuvvete maruz kalacak. Yer kürenin herhangi bir cisme uyguladığı kütle çekim kuvvetinde olduğu gibi elektrik yüklü cisimlerin birbirine uyguladığı kuvvet de Etki Etki ettirmesi için yüklerin birbirine dokunmasına gerek yok. Evet. Mesela mıknatıslarda da öyle değil mi? İki mıknatıs karşılıklı durdu. Birbirlerini itip çekerken illaki birbirine dokunuyorlar mı? Temas ediyorlar mı? Hayır. Temas gerektirmeyen kuvvetler. Tüm alan kuvvetleri arkadaşlar temas gerektirmez. Manyetik alan kuvveti. Elektrik alan kuvveti. Yer çekimi kuvveti. Yer çekimi de bir alan kuvvetidir... Ya mesela ben e, üniversitedeyken arkadaşlığıma gitmiştim. Onların da bahçeli bir evi vardı ve en sevdiğim sulu sulu yeşil erik yakında çıkacak inşallah. Ay oruçsanız bunu izlemeyin. Benim şimdiden canım çekti şu an. Yani oruç saati olmasa bile. E, of keşke bunu söylemesiydim. Kırpamayacağım kusura bakmayın. elektrik, elektrik ağacı... <laughs> Konu elektrik olunca erik ağacı elektrik ağacı oldu. Ben elektrik ağacına çıkmıştım işte. E, şey oldu. Hmm, ya sırtta gibi anlatıyorum da valla birazcık 5-10 dakika sarabilirsiniz. Bayağı uzun anlatacağım bu iyi hayat hikayemi. Ağaca çıktım ama ben çok güzel ağaca çıkardım. Yani çocukken en tepelere çıkardım. Dut, kayısı, Allah ne varsa götürürdüm bahçelerdeki yani. Biz çocukken Antalya'da büyüdük. Ee, çocuksanız sokağa çıkarsınız. Hiç sizin nesil bunu pek yaşamadı. Ve akşama kadar oynarsınız. Özür dilerim öksüreceğim bir saniye bir saniye bir saniye eve gitmemeniz gerekir. Eve giderseniz anneniz bırakmaz çünkü sizi sokakta doyardık biz yani. Sokakta bütün ağaçları, bahçeleri talan ede, ede çekirge sürüsü gibi. Çok da dayak yedik yani eğer hırsızlık yapıyorsak söz konusu olan hırsızlıkla azı gö göz hakkı ama gözü derken başka bir şey çıkıyor ağzımdan. Ama ne dayak yedik kaç kez yani bir gün yeri gelirse onu da anlatırım. Onları desem daha iyi olur doğrusu. Neyse işte bunu da Allah'tan izinliydim. Ee, arkadaşımın bahçesindeki erik ağacına çıktım yukarıdan böyle yeşil yeşil kütür kütür dalından alıp alıp yiyorum ilaçsız zaten ha, bu okulun bahçesine biliyorsunuz bir erik ağacı vardı ona da ilaçlıdır diyorlar gerçekten ilaçlı çocuklar onları yemesinler diye yazdığını zannediyor ama hakikaten ilaçlı onlar arkadaşlar alınca şey yapın Firdevs zamanında ağaca çıkıp bütün erikleri yemişti hatırlıyorum buradan Firdevs'e selam olsun şimdi tıpta okuyor unutmadık yani bizim buradan erikleri götürüşünü Göz hakkı dedik ki okulun yurdunda 170 öğrenci olunca her birinin gözü ne yarım erik bile düşmüyor yani. O zaman bize de kalmıyordu. Neyse, böyle ee, güzel ya ders anlatmayı paatra anlatayım. <laughs> i̇şte erik ağacına tırmanmıştım böyle ne olduysa böyle bir ağır çekim oldu yani bir böyle yer çekimi oldu dalınmayan arkadaşlar böyle o erik dalı kocaman bir dal. Ben o zaman zayıfım tabii. Hani belim bu kadar. <laughs> İçini kurtlar oymuş, oymuş, oymuş. Dışarıdan ağaç görünüyor ama aslında o bir boru. İçi boş bir boruymuş. Benim dolayısıyla ağırlığıma, o hafif ağırlığıma yani dayanamadı ve dal kırıldı. Böyle yere düştüğümü hatırlıyorum. Ben yere düşüyorum. Erikler düşüyor, dal düşüyor. Hepsi ağır çekim. Yavaşça böyle yere vunk diye bir yapıştım gerçek daha çekim çünkü. Ve böyle bir preslenme oldu çarpmanın etkisiyle. Yan düştüm böyle. Şöyle sıkıştı göğüs kafım. Sim ve açıldı. Ve nefes alamamaya başladım. O anda nefesim kesildi. Ve arkadaşım, annesi, babası, işte ablası, bütün sülale başıma üşüştü. Ne oldu ne oldu iyi misin falan filan sürekli soru soruyorlar. Nefes al nefes al falan. Arkadaşlar o an. Yani bırakın nefes alamıyorum ama başımdan gitti diyemiyorum. O kalabalıkta daha da zorlaşıyor iş. O panikle... Şu geldi aklıma. Su. Yani en az heceye sahip, en az harfe ve sahip ve en anlamlı kelime su hayatta. Su dedim ki su istediğimi zannetsinler ve gidip ne yapsınlar su almak isten başımdan uzaklaşsınlar diye. E aslında gücüm gelseydi sus demeyi tercih ederdim ama diyemedim işte. Su deyince gittiler. Onu bir kendim geriye attım. Yavaşça nefes almaya başladım falan. Meğer doktora gittim sonra... Ciğerlerim ödem oldu. Ondan sonra uzun süre o ezilmeden dolayı şey olmuş yani kötü olmuş. Erik. Yine de erik. Bir daha olsa bir daha düşerim yani. Erik söz konusuysa. Evet. Ha Düşerken birileri benim böyle kıyafetimi asıldı mı? Asılmadı değil mi? Ben hiçbir şey hissetmedim. Yani bana dokunan, bana temas eden bir şey yoktu. Yer çekimi kuvveti de dolayısıyla tera, tera, teras gerektirmeyen kuvvetlerden biridir. Yok terasa gerek. Evet. Geldik. Şurada o az önceki ...terazimiz vardı ya burulma terazisi... ...onun çalışma prensibi sadece... ...Fen Lisesi kitabında yer alıyor arkadaşlar. Bakalım belli olmaz. Bu düzeneyi size verip buradan çıkarım yaptırabilecekleri... ...bir soru gelebilir yani. Evet ne diyor bakalım. 1785 yılında kendi buluşu olan... ...burulma terazisini verdiği düzenekle... yüklü cisimler arasındaki kuvvetin büyüklüğünü ölçmüş... ...bizim Şahur Burulma terazisi uzun bir telle asılı olan... ...çok küçük bir halter ile... Yüklü cisimler arasındaki etkileşimi ölçecek şekilde tasarlanmıştır. Az önce görmüştük, asılan bir yük vardı, ...Karşısında da bir yük. Fanus içinde biri halter üzerinde bulunan, diğeri de sabit tutulan yüklü cisimler bulunur. Bakalım. Şu bakın sabit tutulan, diğeri de halter üzerinde bulunan cisimlerimiz, yüklü cisimlerimiz. Yüklü cisimler arasında oluşan kuvvet, cisimlerin birbirine itmesine veya çekmesine neden olur. Az önceki animasyonda itmişlerdi. Ortaya çıkan hareket ...itme kuvveti yüzünden bir tork oluşuyordu. Telde bir burulma oluşturur. Yani tork yüzünden döndünüz, döndü, döndünüz diyorum. Çünkü aslında aklıma şu geliyor. E, çocukken mutlaka yapmışlardır ya. Hani böyle salıncağa oturdunuz. Sonra o salıncağı arkadaşınız sardı, 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 sardı. Ya da siz kendiniz etrafınızda dönmediniz mi hiç? Sardınız, 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 burdunuz, burdunuz. Burgu makarna gibi. Ve kendinizi bıraktınız. Vırırır ne yaparsınız geri dönersiniz sonra tekrar burulursunuz. sonra dırırır diye bu olay devam eder az önceki animasyonla aynen bu olmuştu. Burulma telin geri çağırıcı momenti. Şimdi burulduğunuzda geri çağıran moment yüzünden ne yapıyordunuz? Salıncakta geri dönüyordunuz. Burulma açısıyla orantılı olduğundan ne kadar çok burulduysanız bu açının büyüklüğü şimdi açı tabii şu kadar da burulabilirsiniz. 180 derece. Şu kadar da burulabilirsiniz. 180 derece burulduğunuzda daha çok geri dönersiniz. Ee, bu açının büyüklüğü çekme veya itme kuvvetinin nicel bir ölçümünü sağlar. Yani sonuçta bu açı büyükse kuvvet de büyüktür diyoruz. Coulomb yaptığı bu deneyle parçacıkların yükünün Q ve yükler arası uzaklığın R değiştirilmesiyle iki parçacık arasında oluşan kuvvetin değiştiğini bulmuştur. Durgun yüklü iki parçacık arasında oluşan bu kuvvete klon yasası olarak ismini vermiştir. Coulomb yasasıyla matematiksel modeli tanımlanan ve yüklecisinin birbirine yüklerinden dolayı oluşturulan Kuvvetlere elektriksel kuvvet denir. Ben haberi elektrostatik kuvvet diyorum. Bu daha güzel aslında elektriksel kuvvet. Elektriksel kuvvetin büyüklüğü F sembolüyle gösterilir. Büyüklüğü demese daha iyi. Çünkü vektör koyduğu zaman bu büyüklüğü böyle anlatamazsınız. Ve vektörün mutlak değeri almasınız. Ve SI birim sisteminde her kuvvetin birimi neydi? Newton'da. <laughs> evet fen lisesi kitabımızda böyle. Sonra burada bir şeyler yine deneyler var. Bu kısım önemli şimdi arkadaşlar. Yine buradan sözel soru gelebilir. Formülde işte bu kuvvetin büyüklüğünü veren bağıntı mutlak değer içinde alınmış yükler için. E, çünkü yüklerin biri eksi biri artısı çarpımı eksi olarak başa yazmazsınız. Bu sadece çizeceğiniz vektörün yönünü size anlatır. E, bu bağıntı ile hesaplanıyor. Burada K dediğimiz bir sabit birazdan göreceğiz. Q1 Q2 yüklerimiz parçacık noktasal parçacıklarımızın yükleri klon cinsinden her birinin birimi klon kendi adını vermiş. R, D olarak gösteriyoruz genelde formüllerde. Yükler arası uzaklıktı. birim metreydi. Bakın burada klon çarpı klondan klon kare bölü metre kare elde ettik. Newton da buradaydı. Dolayısıyla kanun birimi nedir dediğimde bunu yalnız bırakırsınız. Newton çarpı metre kare bölü klon kare olur. Bu K klon sabiti olarak adlandırılır. Klon sabitinin boşluk için değeri <laughs> 8 virgül bilmem bıdı 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 bıdı, 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 bıdı. çarpı 10 üzeri 9 ki bunu yaklaşık olarak size böyle vermeyeceğiz. 9 çarpı 10 üzeri 9 Newton metrekare bölü klon kare olarak vereceğiz. Klon sabiti başka bir sabit olan epsilon 0 ile ifade edilir. Aslında bu sabiti ben başka bir sabitte bulunuyorum. Epsilon 0 nedir? Boşluğun yani madde olmayan ortamın elektriksel geçirgenliği. Yani başka bir değilse değiş, değişle de dielektrik sabiti arkadaşlar. Dielektrik sabiti boşluk için epsilon 0 gösterilir. Boş uzayın elektriksel geçirgenliğidir. Madde değiştiği an artık ona epsilon sıfır demeyiz. Sadece şurada epsilon yazarız. Dielektrik sabiti elektrik yüklü iki cismin arasındaki elektriksel kuvveti büyüklüğü nispetinde azaltan miktardır. Yani aslında dielektrik sabiti arttıkça K dediğimiz şey azalıyor. Yani klon sabiti dolayısıyla kuvvet de azalmış oluyor. Burada K'nın tam olarak sembolü, şey eşitliği bakın 1 bölü 4 pi epsilon 0 pi bildiğimiz sabit pi. Ortamın dielektrik sabisi ya da elektriksel geçirgenliği arttıkça K olacakmış azalacakmış. Yani ben bu durumda daha düşük bir kuvvet ölçmüş olacağım. Örnek vermiş havasız ortamın dielektrik sabiti boşluğun ki arkadaşlar bu aslında havanın boş e, dielektrik sabitine çok yakın olduğu için biz havayı da boşluk gibi alıyoruz 1 bir alıyoruz 1'dir. Suyun elektrik, dielektrik sabiti ise oldukça büyük olup 80'dir. Şimdi suyun burası 1 değil 80'miş. O zaman K'sı 1 bölü ne olacak? 80 olacak arkadaşlar. Epsilon 80 katına çıkarsa K 80'de birine. E K 80'de birine çıkarsa, düşerse F kuvvette ne olacaktır? 80'de birine düşmüş olacaktır. Bu durum havasız ortamda yüklü iyonlar arasındaki elektriksel kuvvet suya göre 80 kat daha büyük demektir. Yani ben deneyi hava ortamında yaptım. İki kuvvet arasındaki şey yüklü cisim arasındaki kuvveti ölçtüm 80 Newton. Bunu suyun içinde yaptım. Aynı uzaklıkta, aynı yüklerle ve ölçtüm kuvvet 1 Newton çıktı. Hava ve boşluk dışında hangi ortam olursa olsun her zaman kuvvetiniz daha az arkadaşlar. Ortamın cinsine ve nem gibi özelliklere bağlı olup tabii ki nemli bir hava ortamıyla nemsiz hava ortamında da aynı değil bu k değeri sabiti ters orantılıdır klom sabitinin elektriksel geçirgenliği ile ilişkisini veren ifade de aha da burasıdır tamam buradan da bakalım map kitabımız sonra gelmiş buralara bunlar bildiğimiz şeylerdi burada bakın q1'in q2 uyguladığı kuvvet 1-2 f birincinin ikinci uyguladığı kuvvet ikincinin birinci uyguladığı kuvvet de f 21 1 zıt yöndeler gördüğünüz gibi burada da zıt yöndeler burada da zıt yöndeler çünkü bunlar etki tepki kuvvet çiftidir farklı nesneler uygulanırlar ve birbirlerinin tersine eşittirler birbirlerine eşit değillerdir asla f21 vektörü f12 vektörüne eşittir demeyeceksiniz ne diyeceksiniz arkadaşlar f21 vektörünün büyüklüğü f21 vektörünün büyüklüğüne eşittir diyeceksiniz ya da e, büyükler birbirlerine zıt yönlü kuvvetler uygularlar diyeceksiniz bu kuvvet yükler birbirlerine aynı kuvvet uygularlar cümlesi yanlıştır uyum artık. Dersin sonuna geldik 33 dakika oldu. Olarak fen kitabını bitirdik artık elektrik alana geçiyor. Şimdi fen sorularını da çözeceğim çatır çatır ama öteki videolarda. Ee, normal devlet kitapları 11. sınıfta da bakın burada yine yüklerin içerisini göstermiş. Elektriksel yükler yüklerin cinsine bağlı olarak birbirine itme ya da çekme kuvvet uygularlar. Aynı şeyleri söylemiş. Evet Newton'un üçüncü prensibi olan etki-tepki kuvvet çiftidir demiştik. Etki-tepki kuvveti görülüyor burada. Sonra deneye girmiş o da benim yaptığım animasyon. Yine burada klon birimlerinden bahsetmiş, sabitten bahsetmiş. Evet bizim söylediğimiz şeyler. Sonra da örneklere geçmiş. Bakın mesela burada güzel bir soru var. Aynı sistem su içerisinde kurulsaydı yüklerin birbirine uyguladığı elektriksel kuvvetin büyüklüğü nasıl değişirdi? diye Soruyor fakat. Ee, sulu örnek diğer fen lisesi kitabındaydı değil mi? Evet. Konu anlatımı bitti arkadaşlar. Elektrosis kuvveti kurantımız bitti. Elektrik anladığında çekeceğim. Map kitaplarını taramış olduk. Günlük hayattan örneklerden bahsetmiş olduk. Ee, zaten <laughs> artık soru çözmeye geldi sıra. Öpüyorum sizi. Hoşçakalın.